Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bir beğeniyi çok görmeyin bazı arkadaşlar vardır arkadaştan kardeşten ötedir bana öyle müjdeler getiren arkadaşlarım var ki öyle güzel müjdeler getiren arkadaşlarım var çok mutlu oluyorum Almanya'dan sevgili İbrahim kardeşim şöyle bir görsel götürdü getirdi bana daha doğrusu götürdü nereden çıktı sevgili mutlu abimize bol bol selamlarımı iletiyorum Almanya'da diyor biz muhabbet ediyorduk bir Fenerbahçe muhabbeti ediyorduk diyor bir abimiz dedi ki diyor sen nasıl Fenerbahçelisin saçında beyaz yok dedi diyor sağ e, alttaki hafif göbekli yok Türk kaslı gözlüklü kardeşim İbrahim oluyor İbrahim kardeşim bizim evimize de gelmişliği var kendisi yani aile dostumuz oldu e, ve diyor ki bana dedi ki diyor, sen nasıl Fenerbahçelisin Fenerbahçelilerin saçı beyazlar şöyle böyle dedi diyor. Müthiş bir espri çıktı oradan diyor. Dedim ki diyor, ben bak ben iyi bir Fenerbahçeliyim. İşte bak benim konuştuğum kişiler var. İşte şu kanala aboneyim dedi diyor. Kanalı gösterdim. Kayserili Mustafa Hoca değil mi o dedi diyor. Beni benden aldı diyor. Aynen ben de şu anda o konumdayım. E, i̇letişimi de bu yüzden attım. Yurt dışında yaşayan abilerim, kardeşlerim. E, ben sizin bir kardeşinizim. Bu kanalın ticari şöyle böyle bir hiçbir amacı yok. Bu kanalın amacı kardeşliğimizin pekişmesi bana küçük bir video atabilirsiniz. Küçük bir görsel atabilirsiniz. Bu iletişim adresine atabilirsiniz. Bunu videonda yayınla diye atabilirsiniz arkadaşlar. Rahat olun. Ben sizin kardeşinizim. Elinde yani bulunduğunuz teknolojide çok kolay bir şekilde de paylaşabilirim. Bir kardeşinizden bir ricada bulunmak istiyorsanız benden bulunabilirsiniz. Ben sizin kardeşinizim. Atabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Gönül rahatlığıyla da paylaşabilirim. Çok da mutlu oldum. Sevgili Mutlu abimin ellerinden öpüyorum. Kendisine her ne kadar tanışamasak da yurt dışında birçok yüreğe, birçok kalbe girmem beni mutlu ediyor. İnşallah sizlere layık bir kardeşiniz olarak devam edebilirim. Mustafa Hoca yine bildi köşemizde bugün devir iş uzatma haberi geldi gelecek. Bakın e, gelmek üzeredir. Sosyal medyada düşecektir. MLS ekibi FC Cincinnati Aaron Bupenza'yı transfer ettiğini açıklamış. 7 milyon euroya. E, bunların hepsini söyledik. Fenerbahçe'de 10 yolcu birden lafı çok uzattığım için kısa kısa geçmek zorundayım arkadaşlar. Fenerbahçe özlerinden şampiyonluk gelmemesi. Jorge Jesus gitti. Valencia'ya ayrıldığı 10 kişi satış listesine konuldu. Dikkat, dikkat, dikkat. Bu, bu dakikadan sonra izleyeceğiniz her e, kişinin adına ve verilen tepkiye dikkat edin. 40 milyon euro bekleniyor. Sözleşmeleri devam eden Osay Samuel. Miguel Crespo. Nazım Sangare. Atilla Salahi. Diego Rossi, Ca Pedro ve Serdar Dursun'un yanı sıra kiralık olarak başka takımlarda forma giyen Mergin Berisha ve Mwanana Samatta'nın gelen teklifler değerlendirilecek. Oyuncu satışından en az 40 milyon euro bekleniliyor diyor. İçim el vermediği için e, açık konuşmak zorundayım. İçim el vermedi. içim atmadı. Normalde böyle bir şey yapmam. Ama vereceğim rakamlara dikkat edin. Tamam mı? Sonra. Salahi için birçok teklif var. Atilla Salahi'ye pek çok teklif Avrupa takımlarından. Berisha, Augsburg, Pedro'nun Torino'ya yakın olduğu biliniyor. Samatta Genk falan filan. Şimdi şöyle yapalım. O sayı Samuel'i 10 milyon euroya paketleyeyim. 10. Artı. Crespo'yu da 8 milyon euroya paketleyeyim. Çünkü kendisi gitmek istiyor. Jesus gitti yine de gitmek istiyor. Bilginiz olsun. Nazım Sangare Fesih gönder. Atilla Selay'ı 15. E, Rus kulübüne. Tamam. Diego Rossi 9.5 ama 9.5 e, opsiyonlu 8 diyelim. Hocam 8'e seni bile satarım. Rossi 8'e. Ca ja, Pedro 7.5 ama ben 6 diyeyim. Ben 6 diyeyim garanti olsun. Serdar Dursun. Serdar'ın kalma ihtimali var muallakta. Bakın burası çok önemli. Mergin Berisha 10 milyon euro. Adam duyumcu olmuş. 4 milyon euroya opsiyonu var. Adam 10 milyon euro diyor. Takip etmeyin lan bu adamı. Lan bu adam yalan söylüyor. Takip etmeyin. Bunu en son dediğinizde Buruma 6,5 milyon euroluk opsiyon var. Ama 5,5 deniliyor. Bonustarla 6,5 dediğimde, hadi biz 5,5'a inanalım dediğimde de aynı cümleyi kurduydunuz. Bu herifin kanalına abone abone olmayın. Bu herif Ali Koç yalaması dediydiniz. Ben Ali Koç'la ilgili lan bir küfür etmediğim kaldı ona rağmen dediydiniz. Şimdi tekrar söylüyorum size. Berişan'ın 10 milyon euroya gitme ihtimali var. 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 Tamam mı? Hodri meydan. Herkese de Hodri meydan. Sana da Hodri meydan. Ona da Hodri meydan. Buna da Hodri meydan. 10 milyon euroya gitme ihtimali var. Devam ediyorum. Kimde kaldık? ne ee, kaldık ya? Berişe'de Samat'ta 3 milyon euro. Kaç etti şekerim? Hepsini bir hesaplayalım. 10, 25, 33, 41, 47, 57, 60 milyon euro. İhtimal var. 60 milyon euro ihtimali var. Şimdi peki hocam kesin konuş. Kesin kim gidiyor? Arkadaşlar transferde kesin diye bir şey yok. Bakın size istediğiniz her türlü yemini edebilirim. Neyin üstüne isterseniz edebilirim. Kimse bana inanmıyor. Ama gerçekler bir gün ortaya çıkabilir. Mert Hakan Yandaş'a geçen sene 7 milyon euro teklif geldi. Tırnak içinde söylüyorum. Adında Mus Mostov Mustafa yok Moskova. Moskova olan bir Rus takımından. Kimse bana inanmıyor. Bana inanın. Bak ben öyle basit bir adam değilim. Bu kadar basit konuşmam. 7 milyon euro. Ya 3 de diyebilirim. 5 de diyebilirim. Niye 7 de ısrar ediyorum? Çünkü net bilgim var. Aynı şekilde adında Z olan bir Rus kulübü de Atilla Salay'ı 15 milyon euro teklif etti. Babası kabul etti. Ailesi kabul etti. İki kişi etmedi. Atilla Salayi ve Fenerbahçe yönetimi. Ali Koç daha doğrusu. İkisi etmediği için olmadı. Aynı teklif revize edilip tekrar gelecek diye bekliyorum. Ben Atilla Salayi 15 derim. O saye için görüşmeler sürüyor. 10 milyon euroyu verdikleri anda o Keito Etti sana 25. Bruma'yı 6.5'a gönderdin 31.5. Berişa'yı 10'a gönderme ihtimalimiz var. 4'e gönderelim. Tamam şekerim sizi kırmayayım. 4'e gönderelim. 35.5. Crespo'yu 8 getiren alır dedik. 43.5. Nazım'ı geçiniz. Rossi. 5.5'e aldım 5.5'e sat. dedik. 44. 49 milyon euro yaptı bak. Cağ ya Pedro'ya da 5 versinler. 49.5 5.5 versinler. 55 milyon euro. Serdar Dursun bedava gitsin. Hadi Samat da da bedava gitsin. 55 milyon euro yaptı ya. Ya Fenerbahçe'deki bu potansiyeli görmüyor musunuz? Arda Güler gitmek istiyormuş. Verin 60'ı alın. Gerçi Ali Koç en son 40 dedi. Kaynaklarıma. 40'ı veren Arda'yı alır. 30'u veren Ferdi'yi alır. Hadi buyurun. 70 de 120 milyon euro. Fenerbahçe sağ kanadına yeni aday Cuadrado. Arkadaşlar bunu diğer duyumlarda konuştuk. Ryan Kent sola alındı. Yalnız sola bir kişi daha bekleniliyor. Juventus isim gündeme alındı. Alfredo Pedullan'ın haberine göre yazın sözleşmesi bitecek. Ee, Roma'ya önerilen Juan Cuadrado'ya Fenerbahçe teklifini iletti. Bakın 35 yaş. Ne diyordu şair? Yaş 35 yolun yarısı. Yani 70'inde ölmeyi hedefliyordu. Yanlışım yoksa 38'inde öldü. 3 sene sonra siz siz olun peşin konuşmayın. Yok efendim o ya, yarı yaşına gelmiş, ölüm yaşına gelmiş falan demeyin. Jordingen'in Mortingen'ini görürsünüz. Bak ben uyarayım. Yani şair öyle oluyor. Şimdi 35 yaş Juventus Teknik Direktörü Allegri tarafından düzenli olarak 11'de oynatılıyor. Sözleşmesi bitti. İspanya'ya gitme fikri var. Tüm sağ kanadı kullanıyormuş arkadaşlar. Sağ kanatta sağ bek, sağ açık olarak da oynayabiliyormuş. Avrupa'da Lecce, Udinese, Fiorentina, Chelsea, Juventus formaları giymiş. Bu sezon 47 maç, 2 gol, 4 asist. Hocam, <laughs> Tamam bu sürü maçta oynamışlar hiçbir şey yapmamış ki. Bu kadar gol bu kadar asist sayısı. Arkadaşlar bahsettiğimiz arkadaş üçlü savunmanın sağ beki olarak oynamış olabilir mi? Hani size soruyorum. 47 maç 3291 dakika yaş 35 2 gol 4 asist. Yani öpün başınıza koy. Ha doğum tarihi 26 Mayıs 88. Yani yeni 35'e girdi. 34 yaşındaydım. Ben yani böyle bir isim alınıp 1-2 sene bir şey elde edebileceğimizi düşünüyorum. Ya şunu söyleyeyim size. Ferdi'yi ha sağ bekle oynatmışsın ha sol bekte. Doğru muyum? Quadro'da ya sağ bekle oynat. Ferdi'yi sol bekle oynat. Okey misiniz? Osterbol'de kapalı kutu çünkü. Okey misiniz? İhtimal var. Görüşme var. Ama ben yüzde şu kadar diyemem. Transfer market yüzde 88 demiş. Eee ben o kadar iddialı konuşamam. %88 veremem arkadaşlar. %88'i yani %88 asla veremem. Ee, i̇ster misin Mustafa hocam? Ben isterim ama siz yaşa takılacaksınız. Çünkü siz EYT'siniz. Yok siz FBYT'siniz. Fenerbahçe'de yaşa takılanlarsınız. Normalde ben de PES oynarken bak PES oynarken ben de 26 ve üzeri yaştaki futbolcular FETÖ'cüdür benim gözümde. 26 ve hani PES oynarken 26 yaşına geçti miydi ana ligde gerçi bir pes sevgimiz vardı onun da için ettiler sağ olsunlar. 26 yaşına geçti miydi futbolcu ben yani FETÖ'cü diye bağırıyor futbolcu. Yani kendini ihbar ediyor bana. Beni diyor emniyete haber ver diyor. Gıcık kapıyorum. Hele futbolcunun yaşı 30 31 falansa Hakan Şükür falan yazıyor üstünde. Yani üstünde ok işaretinde isim veriyor. Üstünde Hakan Şükür Arif Erdem falan yazıyor. Tekeri Yavuz falan yazıyor. Nefret ederim, tiksinirim. İdeal yaş 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 FETÖ'cü, FETÖ'cü, FETÖ. Cü, FETÖ, cü, FETÖ cü. Yani böyle gidiyor benim gözümde. Gerçek hayatta da benzer fikrim var. Bana kalsa Fenerbahçe'nin yaş ortalaması 20 olacak. Bana kalsa benim fikrim böyle. Ama hayallerle yaşıyoruz. Gerçeklerle de yüzleşiyoruz. Yani hayallerle yaşadığımız için gerçeklerle yüzleşiyoruz. Cuadrado 35. Ceko 37. Sol kanada Zaha'yı getir. Arda Güler 18-19 olacak. Koy orta sahaya. Çek bir Renato Sanchez. Kore'ye konuşuluyor. Fenerbahçe için sürpriz aday. Kore'ye. Kore'ye evinizin her şeyi yok. O şey pardon. Ee, sürpriz bir iddia gündeme geldi. İtalya'da Alfredo Pedullan'ın haberine göre Edin Dzeko'nun da menajerlerini yapan Aleksandro Lucic Inter'de forma giyen oyuncusu Joaquin Korea'yı Kore Fenerbahçe'ye önerdi. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Kiralık. Kiralık olarak önerdi. Onu söyleyeyim. Inter'de mutsuz. Lazio'dan hocası Inzaghi'nin Inter'e geçmesi üzerine Milano ekibine 27.3 milyon euro karşılığında transfer oldu Kore'ye. Ama burada mutsuz. 41 maç 4 gol 3 Ayrılma isteğini menajerine iletti. Daha çok ön planda olmak istiyor. Maaşı çok yüksek. Yıllık net maaşı 5.9 milyon euro. Fenerbahçe bu rakamlara çıkamayacağını, daha makul teklif yapacağını iletti diyor. Ben söyleyeyim bu transfer imkansız. Bu transfer olmaz. Bu transferi beklemeyin. Diego Rossi'ye İspanya'dan iki talip. Talip, talip, talip. Evet, iki talip. Talip, evet iki talip var Rossi'ye. Abi dünyanın en iyi kanat oyuncusu. Gelecek sezon takımdan gönderilmek istenen dünyanın en iyi kanat oyuncusu Rossi'ye aziz al. Yani ezan okunurken genelde doğru duyumlar denk geliyor. Demek ki Rossi gidici. Hayırlı olsun. Ezan müjdeledi. Bologna'dan sonra Real Betis ve Sociedad'da oyuncuya ilgi duyuyor. Kent takıma katıldı. Rossi'ye ilgi var. 5,5 milyon euroya alındı. Dinlenme açaması. 4 milyon euroluk teklif var. Kabul etmedi. En az 6 milyon euro istiyor. İki kulübün teklif yapacağı öne sürüldü. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi size? Bakın ben de farkındayım bir şeylerin. Lig bitti. Rossi'yi çöplemek Fenerbahçe'ye zarar verir. Gelin iki aylığına yalan söyleyin. Diego Rossi'nin çok iyi bir futbolcu olduğunu konuşalım. Yaşının 25 olduğunu, 5 Mart 98 doğumlu, daha 25 yaşında. 1.70 boyunda kıpır kıpır oyuncu. Uruguay milli takımının artık gediklisi oldu. 5 maçı var, bir golü var. 9,5 milyon euro piyasa değeri var ama teknik direktörle takıştı. Yoksa yani en az 19 20 29 milyon teklif şey olurdu transfer market. İtalyan pasaportu var. Avrupa Birliği takımlarında vizesiz oynama hakkına sahip. Avrupa Birliği vatandaşı olduğu için. 2025'e kadar sözleşmesi var. 20 milyon euroları görmüş bir futbolcudan bahsediyoruz. Ya Fenerbahçe oynamayı bilmiyor. Yoksa Rossi çok iyi futbolcu. Ezanı okunuyor yalan söyleyecek halim yok Uruguay U17'de 23 maçta 8 gol U20'de 18 maçta 3 gol U23'de 6 maçta 2 gol Şimdi A takımda 5 maçta bir gol ama daha fazla atabilirdi 5.5 ,5 milyon euroya transfer edildi Herhangi bir kiralama bedeli yokken 5.5'a transfer edildi Ve e, bu sezon 2638 dakika Yani ne yapar 2700 olsa 30 maç Ama toplamda 51 maç Çok yoruldu sakatlıklar yaşadı. E, ee, kaynana, kaynatasının kaynanasının görümcesiyle olan kavgasından çok etkilendi. Yoksa Rossi çok iyi futbolcu. Hatta <laughs> bir gün Ronald sormuşlar işte e, dünyanın en iyi futbolcusu sen misin? İşte Messi mi Ronaldo mu diye. Demiş ki Diego Rossi'yi hiç mi izlemediniz? Bre cahiller demiş. Bre beyinsizler. Yok beyinsizler demiş. Beyinsizler ne? Sanki kaçak izleyeceğim. Selçuk mu lan adamlar adı? Yani o kadar büyük futbolcu. Ben şunu söyleyeyim. Rossi 9.5 milyon euroya satılırsa Fenerbahçe'ye ihanet edilmiş olur. Eğer Rossi 9.5'a Flamengo'ya satılırsa Fenerbahçe'ye ihanet edilmiş olur. Eğer Rossi 9.5'a satılırsa Fenerbahçe'ye ihanet edilmiş olur. Bir kere daha söylememe gerek var mı? Yok hocam biz mesajı anladık. Neymiş? Rossi çok iyi bir futbolcu. Peki hocam. Kentten hariç. Bak burası da çok önemli bir kısma. Videoyu beğenen kanala abone olan kardeşlerime bu kısım helal hoş olsun. Buraya kadar sabrettiyseniz burayı dinleyin. Kent hariç kanat bekliyor musunuz? Okey. Bekliyoruz. Atilla Sanayi, Rossi, Pedro, Joshua King. King de satılacak arkadaşlar ya da sözleşme fesih edilebilir. Gelen teklifler değerlendirilecek. Mert Hakan yanında Şirvancan kahveci. Her ikisine de aylar önce dedim ki Rusya'dan ikisine bir paket 10 milyon euro teklif gelebilir. İkisi gidebilir. İngiltere ikincilikten ilgilenen takımlar var. Hala durum aynı. Kesin giderler mi? Bir şey diyemem. Ama İrfan Can kalacak gibi Mert Hakan gidecek gibi bunu da unutmayın. En az 5 üst düzey transfer bekleyin. Ben bekliyorum. Siz de bekleyin. Hocam Ali Koç seni de kandırmıştır. Oğlum ben öyle bir ben öyle bir babanın evladıyım ki benimle kimse baş edemez. Bak ben ben e, bak Bak kardeşim elimde de Apollo'lar var. Bak önümde de var. Beni kandıramaz diye girmek istedim ama seçim çok kısıldı. Yani ben söyleyeyim. Ee, edince Edin hayırlı olsun diyorum ben. Hani Sergen Yalçın ismi konuşulmuyor. Ya bilmiyorum bana kalırsa ben Sergen Yalçın'a hayırlı olsun derim ama dedirtmiyorsunuz. Ee, bilmiyorum ya. Benim var bana gelen duyumlarda şu an bir tuhaflık var. Hani bu arada Edin şey Diego Rossi dünyanın en iyi kanat oyuncusudur. Aksini iddia eden ya yani futboldan anlamıyordur. Futbol topunu karpuz zannediyordur. Onu da söyleyeyim. Rossi'yi çöpleyen olursa ben karışma. Bu arada Luan Perez'in kızı olmuş sanırım. Ee, unutmadan ona da hayırlı olsun diyelim. Allah analı babalı büyütsün diyelim. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Arda Güler konusunda hani diğer kısımda konuştuk. Burada konuştuk mu Arda Güler'i? Arda Güler'i burada konuştuk. Adabiler konusunda şunu söyleyeyim arkadaşlar. Evet ciddi ciddi teklifler var. Yani çok ciddi teklifler var. Ama ben kalacağı şeklinde size bir müjde vereyim. Kalıp oyun planının onun etrafında şekilleneceği şekilde bir müjde vereyim. Bu benden size bir hediye olsun. Aslına bakarsanız eee Fenerbahçe Juventus forması giyen Kaleci Mattia Perini gündemini aldı. 30 yaşındaki kaleci'nin 4 milyon euro piyasa değeri var. Diyor. Yani bu transfer döneminde çok ama çok fazla duyum görebilirsiniz. Edin Dzeko yani şekilde Arap Arap Yarım Adasından gelen teklifler piyasayı çok karıştırdı. Ee, yani çok karıştırdı piyasayı ya Araplar. Bakalım nasıl olacak? Ha Buruma transferi de yani 5,5 alınan Rossi de şöyle 9-10'a falan giderse ya neden olmasın ya. Çok güzel bir şey olur. Ha, hayırlısı olsun arkadaşlar. Ha Berisha için buçuk milyon euro konuşuluyor. Oğuzburg'dan başka bir takıma giderse ne kadar güzel olur. Yani 4,5'a satılırsa da 11 milyon euro. Yani Buruma ve Berisha'dan. Hareket alanı çok fazla artmış oluyor. Hocam çok kıvranıyorsun. Farkındayım arkadaşlar. Bir şeyleri söylerken bir şeyleri söylememeye çalışıyorum. Niye böyle yapıyorum? Bunu da size anlatayım. Arkadaşlar burada bir duyum veriyorum. Duyumu alıyorlar. Kesip biçip kendilerince yorumlayıp paylaşıyorlar. Ama sağda ama solda. Sonra kendilerince kesip biçtikleri yorum gerçekleşmiyor. Duyum gerçekleşmiyor. Bu sefer tasmalarını taktıkları arkadaşlarını üstümüze salıyorlar. Diyorlar ki sen yalan duyum verdin şöyle böyle. Ben verdiğim duyumlardan sorumlu değilim. Siz sağda solda benim adıma benden çalıp paylaşıyorsanız bu sizin karaktersizliğiniz. Ee, kısaca bir tekrar edeyim. Bana göre edinecek o Fenerbahçe'ye gelecek ama Arap Yarımadası çok karışıyor. Koreya'yı beklemeyin. Rossi güle güle. Uruma hayırlı olsun. Berisha için beklediğinizden yüksek bir teklif hazır olun. O sayede içinde öyle. Crespo salayı anlattım. Rossi bunu konuştuk. Cuadrado ismi bana mantıklı geliyor. Ama bize öpe Epe? lazım. Onu söyleyin. Monteya ismi çok konuşuldu. Bakalım Sergen Yalçın Monteya. Cevap Pedro'nun gitme durumu var. Serdar Dursun. Samatta Hatta uzatacak bu penza. Mert Hakan Yandaş'ın gitme durumunu konuştuk. Arda Güler'i konuştuk. Ferdi Kadıoğlu'nu konuştuk. Hani 40 Arda'ya 30 Ferdi'ye veren varsa buyursun gelsin. en sıkışalım. benim duyumlardan bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar videoları çekiyorum. <laughs> Belli bir saat öncesinden. Yaklaşık 5 saat önce falan çekiyorum videoları en az. bana planlamaya koyuyorum. Hani burada 30.600 yazıyor. Belki siz bu videoyu izlemeye 40.000 olacak inşallah. Sonra şaşırmayın. Hocam orada 40 yazıyor. Burada 36 yazıyor. Bir de ilk gösterim videosu. İlk gösterimin amacı şu. Sizinle birlikte ben de izliyorum. Yorumlaşıyoruz birbiri, birbirimize. Daha az reklam oluyor. Yani bir ortam oluyor. Ee, güzel bir ortam oluyor. Ben sizlere değer verdiğim, kıymet verdiğim için sizlerin mutlu olmasını istediğim şeyleri yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Katkınız, desteğiniz, her türlü e, hani bana verdiğiniz her türlü değer için sonsuz sevgilerimi, teşekkürlerimi gönderiyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.